Suruç'ta haciz işlemi için gitmiştim. Haciz işlemlerimiz sonrasında ordu tarafından saklanarak kilometrelerce takip edildim. Ve pusuya düşürüldüm. Riski zaten biliyorduk, takip edilme riskinin olduğunu tahmin ediyordum. Biraz haciz mahallede de sıkıntı yaşamıştık, fazlasıyla sıkıntı yaşamıştık, tehdit edilmiştim. Minibüste saklanarak benimle beraber geldi. Daha sonra bir bulduğu fırsatta beni aşağı doğru çekti. Dizimi kaldırıma defalarca vurdu. Hani parçaladı. Daha sonra telefonumu çekti. Telefonuma ulaşımımı kesmek için kırdı. Tamamen tasarlanmış, canice bir olaydı. Planlanmıştı. Amaç bana fazla zarar vermekti. Sonuna kadar hani darp edildim. Bunun haklarını da sonuna kadar savunacağım. Ameliyat için bekliyoruz. Eklemimden kırık var, dizimde birkaç tane kırık var. Parçalanmış vaziyette. Ödem geçmeden ameliyat olamıyorum. Ödem geçtikten sonra ameliyat alacaklar. Hani amacımız kalıcı bir hasara sebep olmadan çözmeye çalışmak ama çok fazla bunun garantisini de veremiyoruz. Hattan sonra İstanbul'a geçeceğim. Burada davamız devam ediyor. Hukuki süreçler devam ediyor. Biz gerekli yerlere hani vekaletnamemizi verdik. Vekaletimizi sunduk. Yine takip etmeye devam edeceğiz. Sonuna kadar barolarda yine aynı şekilde Evet, takip etmeye devam edecek. doğru. Bu işin peşini hani bırakmayacağız. Sadece ben değil, meslektaşlarım da, çünkü bu bana yapılmış olan saldırı aslında hukuk mesleğine yapılmış bir saldırıydı. Bütün meslektaşlarıma yapılmış bir saldırıydı. Benle beraber herkes bunun takibini sürdürecek. Tamam. Su vereyim mi biraz? Ben evet Büşra'nın babasıyım. Büyük bir talihsizlik, korkunç bir olayla karşı karşıyayız. Yaşanan bu olaydaki vahşeti kelimelerle anlatmak mümkün değil. Bir avukatın meslek gereklerinin icrasını tamamladıktan sonra yolda pusu kurulmak suretiyle bu şekilde indirilerek defalarca kaldırıma vurularak kırılmış olması, kızımın da söylediği gibi kendi şahsına, bir kadına ve daha da önemlisi hukuk camiasına yapılmış bir saldırıdır. Büyük bir vahşetin göstergesidir. Son zamanlarda artan kadına şiddetin bir örneğidir. Çok üzüntülüyüz. Böyle bir olayın yaşanmış olması tabii ailecek, hukuk camiası olarak herkesi üzdü. Biz de üzüntülüyüz. Sürecin devamını takip ediyoruz. En kısa zamanda çocuğumun sağlığına kavuşması noktasında biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsun doktor bey de ilgileniyor. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur diyorum. Niye?